Lan ne demek kimse yok? Baksana oraya. Görmüyor musun kanka? Gel şu olayı çözelim, bitsin şu işimiz hadi. Bakacak kimse yok ki. Ne demek bakacak kimse yok? Ben işi çözelim, bitsin şu iş. Hadi gel. Buranın patronu kim sandın? Adam gelmiştim olayı. Oradan diyeceğiz. Anlat kanka. Anlatacak, bu anlatılabilecek bir olay değil zaten. Nasıl başladı ki? Nerede gördün? Ya geçen gün dükkanı kapattım ben. Aslında her zamanki gibi günü yaptığım hiçbir şey yoktu. Kapattım dükkanı. İşte bu tarafa doğru ilerlerken... Yol kenarında mı? Ya abi çok da şey yapmayalım ya. Gerçekten rahatsız oluyorum ben bu mevzulardan. Sen öğrendin mi? Şöyle, çok etkili. Yani bak, bu sefer kesin çözeceğiz. Ben buna zaten inandım. İnanarak buraya geldim. Yoksa seni rahatsız etmezdim. Patronunla da uğraşmazdım sen. Bilmiyorum abi, yine de bulaşmamak benim için daha. Abi anlatacaksan hadi, içeride ya. Müşteriler var. Ya şimdi zaten o bana anlattı ya. Sana anlattı ha, mı? Bana anlattı. Abi beni niye direkt yoruyorsun o zaman bak, direkt sen? Direkt olayı çözmek için dedim. Direkt olay ben zaten çözdüm sayılır ve bitirdim sayılır. Sen daha fazla korkmaya gerek yok. Tamam. Ben bak, içinde olmak istemiyorum şöyle, bu durumu. Sen sakla, tamam mı? Dükkanı açma bir hafta. Ya da yarın açabilirsin. Biz zaten bu akşam çözeriz. Parayı da alırız. Tamam. Çözeriz. Tamam. Ben böyle şeylerin içerisinde olmak istemiyorum. Tamam, bari bir şey ısmarlasaydın ya. Madem şirket kurdum, tamam ve böyle bir yere şirket kurdum, niye eleman almadın, bir tane kapıyı açsınlar bari ya? Onu unuttum. Ben saattir bekliyorum orada. Neyse, önemli. Çok var, önemli var ya. Yani. Önemli haberler aldım. Anlatmamız lazım, nerede çalışacağız? Sen çalışmayı boş ver, nasıl? Burası mı? Sen niye medya şirketi? İnsanları en iyi neyle kandırırsın? Tamam, harita nerede? Harita. Var mı? Hazır mısın? Amerika nerede lan? Amerika... Yarısı burada. Neyse sen konuşur, ben edeyim. Tamam, hadi. Sen Türkiye'ye geldin gelir bir farklı olmaya başladın. Şimdi Etiyopya'dan biz niye çıktık geldik abi buraya? Daha doğrusu buradan önce neden Sudan'a uğradık biz mesela? Niye? Çünkü dedik ki ölüm meleğini tırpanını burada bulmuşlar ve bizim gidip o tırpanı almamız lazım. Tırpan... Kötü olaylar yaşadı tırpanın eliyle, onu geçiyorum. Anladım ki Sudan sebeplerden dolayı. Oraya geçeyim. Ondan sonra Süleyman mührünün ışıklarının Türkiye'de olduğunu öğrendik. Türkiye'deki enflasyon zaten zirve yapmasındaki en büyük sebep de zaten zengin bir mührün Türkiye'ye gelmiş olması. Onlar tabii ki Türkiye'de ilk gittiğim şehir Adana'ydı. Çünkü ilk orada olunduğu ve bulunduğu söylendi. Burada en kötü taraf ise şu, Adana'da 3 tanık bulduk, 3'ü de uyuşturucu bağımlısı. Sonra Kahramanmaraş'a geldik, Kahramanmaraş'ta göründüğü söylendi, Karla'da ışık görmüş. 3 tane kırmızı ışık aynı anda toprağa girip çıkmış. Bu Süleyman Mührü'nün bir yan etkisi. Ben bu çevreye baktım. O çevrede tamamıyla öyle şeyler olmuş. Mühür Türkiye'den ayrılırsa gideceği yer Çin. Tabi Türkiye'den çıkıp Çin'e giderse de Çin malı olmuş olur, etkisini kaybeder. Neyse, Türkiye'de ne zamandır Türkiye'de olduğunu bilmiyorum. Biz 1820'den beridir kaybolma vakaları oldukça fazla. Ben şimdi araştırma yaptım. Birkaç tane medya şirketiyle görüştüm diyeceğim ama gazeteciydi sanırım onlar. Neyse işte ceplerine 100'er lira koydum. Yani burada 100 lira bayağı değersiz bir şey ama adamlar demek ki işini biliyor. Ben öğrendim ki 1820'den beri adamlar kayboluyor ve aynı nesil, aynı soy isme sahipler. Soy isimlerine şimdi koymak, söylemek istemiyorum çünkü söylediğim anda mühür yer değiştirebilir. Çünkü mühür onun peşinde olduğumuzu biliyordu büyük ihtimal. Bizim yapmamız gereken şey önce o kaybolanları araştırıp bulmak. Burada yapman gereken şey sen onları takip edeceksin. Yani şu küçük medya işinden ayrılıp ve onları takip et. Anladın mı? Sana zaten yapman gerekeni söyledim. Burayı kapatıyorsun abi. Evet. Burayı kapat. Tamamıyla gizli bir sektör bu kendine. Tamam, bu sektörü zaten gördük. Bu sektörü bitirdikten sonra yapmamız gereken şey sen onları takip ederken bunu dikkatli bir şekilde yap. Çünkü mühür seni fark ederse yakalanırsın ve mühür seni ele geçir. Burayı kapatır ya da birine veririm, gider TRT temsilcisi olur. Demedim ben. Sen duruyorsun. Var. Lan! Bak. Lan!
daha